Libya'da cihatçı gruplar, El-Kaide'ye yakın ve IŞİD'e bağlı gruplar zaten şu anda Türkiye'nin de destek verdiği ulusal mutabakat hükümetine yakın bir şekilde savaşıyorlar. Yani şu anda Libya'da zaten ciddi bir iç savaş söz konusu. Ben aslında 10 ve 13 yaşlarım arasında Libya'da Fransız okuluna gittim ve Libya coğrafyasını iyi biliyorum. 400 tane kabile, 400 tane aşiretten oluşmuş bir ülke Libya. Bir ulus devlet değil. Son derece zayıf bir devlet. Libya'yı ayakta tutan şey Kaddafi'ydi. Yani birlikte tutan Kaddafi'ydi. Kaddafi sonrası sistem çökmüş durumda. Ve bu aşiretler, bu kabileler şu anda dağılmış durumdalar. Böyle bir dağılmış durumda olunca tabii ki orada cihatçı gruplar bu tür bir kırılgan yapı içinde çok çabuk bir şekilde zemin kazandılar. Ve Libya şu anda çökmüş bir ülke. Türkiye'de zaten çok da güçlü olmayan, zayıf bir hükümetle anlaşma imzaladı. İç savaş devam eden bir yer. Yani Suriye gibi olabilir. Zaten Libya'da ciddi bir iç savaş yaşanıyor. Suriye'den farkı şu, Suriye'de Türkiye kendi ulusal çıkarlarına tehdit olarak gördüğü, hatta varoluşsal beka meselesi olarak gördüğü PKK'ya karşı savaşıyordu. Yani Türkiye'nin meselesi Suriye'de sonuçta PYD'ye, YPG'ye karşı hem de komşu bir ülke olduğu için kendi üstlerinden son derece lojistik olarak daha rahat bir şekilde savaşabiliyordu. Libya'nın farkı Türkiye açısından herhangi bir terörizm tehdidi teşkil etmeyen, herhangi bir ulusal çıkarlar açısından beka meselesi oluşturmayan bir konum. Yani ekonomik şartlar nedeniyle, bir bakıma jeostratejik çıkarlar nedeniyle Türkiye Libya'ya girmeye çalışıyor.